Global bir dijital müzik platformunun kadınlara özel düzenlediği etkinliğe katıldı. Vallahi burada olduğum için çok mutluyum. Bir de biliyorsunuz bu ilk böyle globalde kapak olan ilk Türk kadını ben olmuştum. Albüm çalışmalarına devam eden Aleyna Tilki, Türkiye'de denenmemiş bir albüm yaptığını söyledi. Albüm yapıyorum hala. Yani... Nasıl gidiyor peki albümde? Herkes böyle çıldırmış durumda, işte net tarih ver, net tarih ver falan diye, ama Türkiye'de daha önce denenmemiş ve formülü olmayan bir şey yaptığım için yeni bir şeyi oluşturmak gerçekten zor oluyor. Yani hani böyle işte mix master yapmaya çalışıyoruz mesela. Çoğunun karakteri uymuyor. Çünkü daha önce böyle bir müzik yapılmamış. Yani nasıl anlatacağız mesela? Yani hani böyle anlaşmak birazcık uzun sürüyor falan. Herkes için yeni ilk bir şey olduğu için bu, yani hepimiz için deneyerek ve yanılarak aslında oluyor. Peki yapılmayan bir şeyi deneme durumunu Aleyna Tilki risk olarak görüyor muydu? Ne için risk? Yapılmamış bir şeyi sunmak risk midir sizce? Ne için risk ama? Risk midir? Dinlenmemek gibi mi mesela, evet. Ya da işte bunlar benim kariyerimde risk teşkil etmiyor yani. Hani ben zaman yani bir sürü dinlendim zaten. Hala da listelerde şarkılarım var. Hani dinlenmeli ilgili bir beklentim yok. Müzikal beklentilerim var artık yani. Çünkü yeteri kadar dinlendim, dinleniyorum hala. Çıkarttım, tüm şarkılar hit oldu. Albümü yaparken en ufak bir hani acaba işte anlaşılır mı bu tarz, ya da işte acaba bu kaç milyon dinlenir falan diye hiç düşünmedik yani. Böyle düşünerek yaptığım albümler de oldu. Dikkatinizi çektiyse onları çıkartmadım zaten. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, kendisini müzik dünyasında nerede görüyordu öğrenmeye çalışıyoruz. Ben ifade etmek istemiyorum. Albümüm çıktıktan sonra zaten bu müziğin, Türkiye'deki müziğin neresinde olduğumu insanlar görecek yani. Öyle az laf çok iş daha iyi olduğu için. Vallahi son zamanlardır çok üretiyorum yani, biliyorsunuz 2 yıldır, 2,5 yıldır hiç yüzümü kimseye göstermeden sadece stüdyoda dünyayı dolaşıp şarkı yapıyorum. Bir dönem konserlerinin engellendiğini söyleyerek isyan eden Aleyna Tilki'ye bu durumun devam edip etmediğini soruyoruz. Birinin inisiyatif alması gerekiyordu bu sektörle alakalı. Net bir söylemde bulunması gerekiyordu bence ve birilerinin canının yandığını... ve birilerinin canı yanarsa yani bunun bir karması olacağını, karşılığı olacağını aslında insanlara ifade etmiş oldum. Benim gibi bunu ifade etmek isteyen çok fazla kişi olduğu için ve bunu ilk ben ifade ettiğim için beni çok fazla destekleyen sanatçı da oldu aynı zamanda. Yani bu sanatçılarını böyle aklınıza gelecek sanatçılar mı bilmiyorum. Onların çoğu benimle iyi değil çünkü bana iyi davranmıyorlar açık açık yani, ama... bir bölümü gerçekten destek verdi ve hani o yeniliği başlatmak için bu konuşmayı yapmak gerekiyordu yani. Hani çok mutluyum, bu inisiyatifi aldım ve hiç pişman olmadım yani. Her şey pozitif döndü. Genç yaşta şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Aleyna Tilki, yıldız olmanın bedellerini nasıl yaşayarak ödemişti? İtiraflar ardı ardına geldi. Tahmin edebilirsiniz, hiç çocuk olmadım yani. Hani bir erkek arkadaşım olmadı ki elini tutayım, sokakta beraber yürüyeyim, ya da işte bir kafeye gidip kahve içmek gibi, arkadaşlarımla buluşmak gibi, ya da random bir mekanda kimsenin beni çekmeyeceğini düşünerek eğlenmek gibi bir hayatım olmadı ki ben çocukluğumu aslında popüler olur olmaz Amerika'da geçirdim. Ama hani ünüm öyle bir noktaya geldi ki hani Amerika'da da rahat edemez ve hani orada da o ünün yükünü taşımak zorunda kaldım, çok fazla durum olduğu için çocukluğumu hiç yaşayamadım. Zaten benim ünlü olmadan önceki hikayemde de bunu yaşayamadığım söz konusuydu aslında, insanlar bilmese de. Yaşayamadım. Bir insanın çocukluk kaybetmesinden daha büyük bir şey olabilir mi? Olamaz ama o yüzden de biraz çocuk kalmış olabilirim belki. Bu çocukluğumu da coşkuya dönüştürmeye ve hani yetişkin kimliğimdeki çocuğu yani coşkuyla ifade etmeye çalışıyorum. Aleyna Tilki yeni albümünün ismini de ilk kez açıkladı. Kırlar albümümün ismi de, evet. Oradan da anlayabileceksiniz, işte çocukluktan bahsettim. Çocukluğumda böyle 5-6 yaşımdaki en güzel çocukluk anılarımdan birisi kırların içinde koştuğum günlerdi.